Değerli Daha İyisi Mümkün Kastamonu takipçileri, bugünlerde gündemde olan yabancı misafirlerimizle ilgili, yani göçmenlerle, mültecilerle ya da geçici kabul kapsamında Türkiye'de olan Suriyeliler, Iraklılar, Afganistanlılarla ilgili Kastamonu ölçeğinde bir çalışma yaptık. Onları yakından izleyip sizler için bilgiler toparlamaya çalıştık. Buyurun hep beraber seyredelim. Altun hızman mülayim, seni haktan dileyim. Yaz günü Temmuz'da sen terleme. Gün gördüm, günler gördüm, seni kahrımdan öldüm. Gün gördüm, günler gördüm, seni Selamünaleyküm Muhammed abi. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Sofralar yatırdınız. Aleykümselam. Keyfe hal mi diyelim? Nasılsın mı diyelim? Keyfe haluk ve Arapça. Nasılsın? İyi misin? Allah sizlere iyi etsin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Muhammed abi, önce sizi bir tanıyalım. Yani siz nerelisiniz? Türkiye'ye ne zaman geldiniz? İlk Kastamonu'ya mı geldiniz? O süreci bir anlatabilir misiniz? Neden geldiniz? Hoş geldiniz önce de. Yani öğrenmek için, öğretmek için. Her şeyden önce hoş geldiniz. Sofralar yatırdınız. Kardeş, ben Iraklıyım, Kerkük'lüyüm, Kerkük torpağındayım, Türkmen'im bir de. Bizim sülalemiz hep Türkmen'dir. 2014 senesinin ayın 3'ünde geldim, Kastamonu'ya yerleştim. O seneden bu seneye kadar hep Kastamonu'da yaşıyorum. Hiçbir yere çıkmadım, gitmedim. Kastamonu çok sevdim, Kastamonu milletini de çok sevdim. Çünkü 8 sene oldu ben buradayım. Hiçbir Kastamonu milletinden bir yanlışlık, bir sinirli, bir laf görmedim, duymadım, işitmedim yani. Bildiğiniz gibi yani şimdi DAEŞ çıktı. Kürdistan'dan PKK da var. Kötü insanlar da var. Yani zulmeden insanlar da vardı orada. DAEŞ'ten başka. Başka ekipler de var idi. Irak'ı yıkmak, mef etmek istiyordular. Bir de çok Türkmenleri. Türkmen bir kavmiyedir yani. Türkmen kendi aralarında hiç kimseye zararlı yok. Ömrüm şimdi 2 ayda 60 yaşını girdim. Şimdiye kadar hiçbir Türkmen'den bir yanlışlık başkasına görmedim, duymadım. Hiç mahsur yoktur. Ben Allah razı olsun bizim Tayyip Baba'dan hepsi kimseci kucak açtı. Diyemedi bu Kürttür, bu Türkmandır, bu Arap'tır. Kucağını açtı, Hristiyan da geldi, Kürt de geldi, Arap da geldi, Türkman da geldi. 2013 senesinden... Açmasaydı ne olurdu? Açmasaydı perişan olurdu abi. Yani bu DAEŞ, PKK, özel hareketler vardı orada. Saddam gidenden sonra Irak'ın durumu çok kötü oldu. Yani tok, acıdan haberi yokuydu. Ama tok olan, zengin olan, parası, mülkü olanı acı avlardı. Şey kavgası oldu mu? Mezhep kavgası, Sünni, Şia. Aynen oldu. Bizim Hanefi var, Şafii var bizim mezhepte. Oldu. Kazimiye'de, Bağdat'ta birbirine yani çok tehlikeli oldu. Aralar. Yani devlet ortadan kalkınca en kötüsü bile olsa millet birbirine girdi. Mecbur iltica edildi. Biz mülteci geldik. Mülteci geldi İngiliz'de. Başvurdum bizim Birleşmiş Milletler'e Ankara'da. Bana dediler gel bir ay sonra gel. Bir ay birisinin yerine yerleştim. Ondan sonra beni Kastamonu'ya verdiler. Buraya geldim. İlk işte burada
çok mesaj çektim, çok zorluk çektim ilk gelişte. Anamı, babamı, kardeşlerimi, dayılarımı hepsini çok özledim, geldim buraya. Kaçın bırak kaçtım geldim, Daş elinden geldim buraya. Beni tehdit ettiler. Buraya geldiğince nerede yerleştim? Şeye yerleştim. Hepsi bizim cezaevi orada. Orada bir ev vardı. Orada birisi bir yaşladık adım. Bana cezaevi altında. Bir derisi vardı. Onu verdi bana. Nasıl verdi bana? Nasıl oraya geldim? İlk namazı orada kılarken sandalye üstünde oturdum. Dedi evladım nerelisin? Dedim İraklıyım. Dedi namazı bitirken yanım beni dışarıda bekle gitme. Yaşlı bir adam. Bence şimdi öldü gitti. O adam da kim? Burada bir tesbihçinin babası. Ömrede vefat etti. Onun babası. Ha, küllü şey. Gözlü bir yaşlı adam. Aşır efendi hanında. Hacı Mezzem. Enver Karakül'a. Çıktım içeriye dedi evladım karın aç mı? Bunu deyince çok içim yandı. Karımı duydu orada. Çocuk dedim benim üç tane kızım var. Ellerini öper. Hanım dedim hanım evde. Dedi al bu mesemeni, bu yemeği al hanımına götür. Ye. Bir de benim gel bu şu dükkanıma gel. Gittim yani eve götürdüm. Ne oldu? Dedim öyle öyle şey oldu. Yemek yedi geldim oraya. Dedi evladım bu daire senin daire. Burada dedi, durumu kötü. 7 ay otur bedava. 7 ay otur, kendini tut, yerleş, tamam, milleti tanı, iş bula kadar 7 ay hakkını helal ettim. Öyle adam gördüm, hani çok yardımcı oldu bana bu adam. En sonunda geldim Köç İdarası'nda da tuban tercümanlık yaptım 2 sene, bedava. Aynen şey gibi yani, memur gibi, sabah gelirdim, akşam giderdim. Ne para ne bul, öyle. Ondan sonra bu derneği açtık, o güne bugüne kadar... Hamdolsun, şükür olsun, dediğim gibi Kastamonu şehrinden çok memnunum. Hiç kimseden bir şey görmedim yine kadar. Hepsi iyi insan, Allah'tan korkan, Allah razı olsun bütün Kastamonu şehrinden. Bu dosyalarda ben de şimdi 370 aile Afgan ailesi var. Aile başı demedim, kişi başı. Burada sadece Irak Türkmenler yok yani. Hayır, Irak Türkmenleri var, Suriye Türkmen dağları var. Özbek Türkmenleri var, Afgan Özbekliler var, dosyalar hepsi bende. Özbek dosyası ayrı, yetimler, 150 yetim, aile, dul, boşanan kadın bende var. 370 aile Afgan var, 210 aile Iraklı var. Sen sadece Türkmenlere mi yardımcı oluyorsun? Hayır, Türkmen'e yardımcı olurum, Kürtlere yardımcı olurum, Afganlara, hatta Hristiyan da var, Mısırlı var. Mazlum kim varsa... Ona giderim ben. Mesela birisi geldi dedi, ben burada bana çok kimse söyler, Abu Casim. Adı Muhammed'tir ama bütün Irak'ta, burada da bütün muntezor Abu Casim kim? Hemen seni buraya getirirler. Abu Casim. Abu Casim bana bir ocak lazım. Abu Casim bana bir buzdolabı lazım. Ben de onda Vali'l Emri'ye Allah razı olsun. Sayın Valimizden, Başkanımızdan bize bu kağıdı verdi. Derneği kurduk. Mende de 7 dil var. Maşallah. Buna göre evlere giderim, ziyaret ederim, incelerim. Bunun yatağı yok, ocağı yok, tüpü yok. Ona göre gelen burada mende ne var ise kaldırım veririm. Sadece Türkmen değil. Hepsine yardım ederim. Evet, orada yazıyor Irak diyor, Afgan yetimleri diyor, Irak yetimleri diyor. Burada hepsi burada. Hepsi burada var. Bakabilirsin. Hepsi burada var. Sen bunları takip ediyorsun, ilgileniyorsun, okula gidiyorlar, ihtiyaçları oluyor değil mi? Okul elbisesi, okul ayakkabısı. Bizim bazı ocaklar var, ülkücüler var, Deniz Fener var, Gıda Bank var. Muhammed, bize 15 cüt, 50 cüt ayakkabı geldi. Ha, şimdi Deniz Bank, Deniz Fener'e yardımcı oluyor, İHA evet. Oluyor. Evet. Başka Gıda Bankası oluyor. Evet. Ülke Ocakları oluyor. İşte bunlar yardımcı oldu. Giden sefer mod geldi. Ülke Ocağı'na ilk sefer gittim oraya. Allah razı olsun başkanın da orada çok yardımcı oldu. Elbise verdi, çorap verdi, kömlek verdi, ayakkabı verdi, but verdi. Çok çok sevindiler. Hepsi de fotoğraf burada şahattır.
Ben de mimarım var, mimarlarda da konuştuk da çok memnun olduk. Sadece 10 baştan bana gelemezsem önceden yetim dul ihtiyacları vereceğim. Başkaları ne diyese diyesin. Önceden dullar, yetim. Babası yok, öküzler var. Bende 3 aile var, nene baba yok. Bunu amca besliyor. Onlar daha önemlidir benim de yani. Bu dosyalarda Iraklı, İranlı, Afgan, mülteciler var, Türkmenler var, Kürtler var, Araplar var. Yaklaşık kaç aile ya da ne kadar bir nüfus var? Kastamonu'da bende olan kayıtlar 850 aile kayıt var bende. Aile? Evet. Bu yaklaşık 2500 kişi falan? 2500 kişi kellebaşı yani. Peki bu insanlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden para mı alıyor? Birleşmiş Milletler mi veriyor? Nasıl veriyor? Kaç para veriyor? Kardeş bizim Kızılay var. Kızılay Halk Bank'ta. Her kim, her aile 5 kişi olursa, ana baba 3 çocuğu var ise ona maaş Kızılay Halk Bankı ona maaş veriyor. Her kişi başı bundan bir sene önce 120 TL'ydi. Şimdi oldu 150 TL. Her kişi başı. Çocuk da olsa yaş sınırı var mı? Yok. Bir günden 70 yaşına kadar. Her kişi başına 150 TL alıyor. Kızı her ay. Her ayın 30'unda yoksa birinde gider halk kartı var. Takar makineye parasını alır geçer. Bu Birleşmiş Milletler gönderiyor değil mi? Birleşmiş Milletler gönderiyor. Her ay geliyor. Her ay geliyor. Peki hastanelerden faydalanıyorlar. Bir ücret ödüyorlar mı? Hastaneden ne diyeyim sana kardeş, yaşı 18'den alt olan onun sigortası var. 18-19 yaşına girdi, sigorta kesiliyor. Kesiliyor. Hepsi paradan oluyor. Paralı oluyor değil mi? Hepsi. Yazana, hastane, keşfiye, muayene, hepsi paralı geçir. Öyle. Ama çocuklar için 18'den ücretsiz sigortası açıklar yani. Anladım. Bizim Türk vatandaşları da öyle. Öyle. Anladım. Ama yaşlı adamlar, yaşlı insanlar 65 yaşından üstü bizim mültecide olan bir iki kişi vardı. Yeti sigortasını Koç İdaresi'nde açtılar. Öyle. Bu gençler çalışıyorlar anladığım kadarıyla. İster istemez kayıt dışı. Esnaf olabiliyorlar aslında değil mi? Vergi numarası alabiliyorlar, dükkan açabiliyorlar. Var mı mültecilerden böyle dükkan açan, şey yapan? Mültecilerden sadece ben varım. Bir de Ebu Hüseyin var, Iraklı, bakkal var. Biz kimiz var, bir de Afganlı var, açmış. Yoksa her kimse buna şifre vermir, izin vermir devlet açmaya. Çalışmak durumundan burada mülteciler var, Irak var, Suriye var, Afganlar var. Bazı tarlaya gidiyor, bazı saman yükleme gidiyor, bazı çobanı gidiyor. Gidiyorlar ama kusura bakma bazı kirasın ücretini veriyor, bazında vermiyor yani. Ama sigortasız yani. Sigortasız. Yani bizler sahte çalışıyor yani sahte. Anladım. Yani onu bir karakol, bir zabita, bir polis onu arasa ceza, iki taraftan ceza yerler. Ceza yer. Öyle. Bunlar çıkmakları yasağıdır. Peki Kurban Bayramı'nda, Ramazan'da gitmiyorlar mı? Ne Kurban Bayramı, ne Ramazan Bayramı'nda mülteciler, bizler hiçbirimiz ana babamızdan, amdadan mahrum olduk. Gitmek yoktur. Çünkü geldiğinizden beri bu böyle mi? Ben 8 senedir buradayım. Babam vefat etti. Anam o ta şimdi hala hasta. İzin yoktur. Şimdi ben gidebilirim. Giderim ama dosyanı kapatılır. 8 sene boşa gitti yani. Televizyonlarda Suriye'dekiler bayramlaşmaya gidiyor, geliyor diye yayınlar var. Suriyeliler başka, biz mülteci. Onlar ne? Laciye. Laciye ne demek? Laciye. Onlar ne zaman edebilirler, girerler çıkarlar. Musafir gibi yani. Göçmen mi diyor? Göçmen. Ama biz yok, biz Birleşmiş Milletler'de adımız var. Adımız var. Gidersek sınırı çıktık, bir daha geri dönmek yok. Ama şimdi edebilirler, şimdi yarın sabah Koç İdaresi'ne giderim. Derim abi ben Irak'a gideceğim. Tamam git ama bir de girebilmezsen. 5 sene girmek yasaldır. Hatta ki bunu da diyeyim. Bir gün Tayyip babamız geldi Nasrullah Camisi'ne. İçerideydim ben. Namaz zamanı o da girdi. Barat damatı var ya da. Evet. Dedim reis kurban olayım ben Türkmenim. Al bu mektubu elimden. Dedi al. Barat aldı koydu cebine. Sonra? Ha.
üç sefer. Bir de çıkışta bir kurma var idi. Böyle çaldı beni yıktı yere. Bir de kalktım, ona da verdim. Ama şimdi kadar hiçbir cevap gelmedi. Ben olmak isterim. Türk vatandaşım. Ben aldım 2 sene önce... Askeri alırlarsa ne yapacaksın? Hayır. Abi canım kurban olsun. Ya ben Türkmenim. Bir aydan bir yıldız ölene kadar dururuz. Bu Türk bayrağında biz de şehit verdik. Kıbrıs Savaşı'nda. Benim dedelerim, dedemin dedesi Mehmet Onbaşı Seferberlik Savaşı'nda Türkiye'ye geldi, bir daha dönmedi. O da gömüldü. Seferberlik Savaşı'nda. Çankeri'de. Bizim asılımız Van Gölü'ndeyiz. Van Davi. Orada yazıp Muhammed Abbas Şükür, soyadım El Van Davi. O mektubu yine kadar bekledim, kimse cevap vermedi. Erciş falan mı? Erciş. Van Erciş mi biliyor musun? Yok, onu bilmem. Sadece diyorlar bize, siz asılınız Türksünüz yani. Van'dan gelmeli. Dedelerimizin dedesinden ilaka geldi, orada evlendi. Şükür Onbaşı benim kocamdır. Bak Muhammed Abbas Şükür. Şükür Onbaşı sizin burada Çanakkale Savaşları Şükür o şeye kaldırmış değil mi? Onbaşı. Ha. Neydi? Asım Onbaşı mıydı? Bilemedim. Ha, Onbaşı Seyit o. Seyit Onbaşı. Ha Seyit ha. O şeye kalmış papor galk etti öldürdü. Ha. Yani bizim sülalemiz o sülaledendir yani. Yarın ya Rabbi ölmeyeyim bir gün kalsın Türkiye'ye gidim. Ha bu Kerim Bey askerliğe girdim 11 sene askerlik yaptım Saddam için. Bak bu elim sakat. Başımda bomba parçası. 11 sene 80'de girdim 91'de çıktım. Kuvvet Savaşı'na kadar da girdim. Teşekkürün, eleştirin, tavsiyen neyse ne söylemek istersen onu söyle. Kastamonu'ndan kalasından saatinden tut Kambur Köprüsü'nden tut bütün tarihinin tahta pazarından tut burada. Bunlar geçerken ben Irak'ı unuttum yani. Niçin? Bizim sülalemiz burada var. Biz yaptığımız şeyler orada vardı, burada daha orijinal var. Oranı düşünürken buranı da düşündüm. Ben 8 sene bu yerde, bu bayrağın altında yaşadım. İnsan yedeke kaba tükürür mü? Hayır, harca. Memnunum Kastamon milletinden. Çok memnunum Kastamon şehrinden, insanlarından. Sen bana bakma, bir iki kişi vardır yani. Her yerde bir şey olur. Ama ben 8 sene buradayım. Dilini bilirim, dillerini biliyorum, huylarını biliyorum. Bir insana güvendiler daha bitti o iş. Öyle. Eyvallah. Kastamonu. Çok şirin Kastamonu. Malım mülküm evlakim. Ki gözüm Kastamonu. Seni haktan dileyim. Yaz günü Temmuz ayda sen terlemen sileyim. Gül gördüm neler gördüm günü günde ne gördüm. Yeah, right.